Şimdi Tadic her ne kadar yani benim kendi beklentimin altında kalmış olsa da Tadic, Ceko öbür tarafta İrfancan Can sezon, kariyer sezonunu geçirdi. Üçü de. Arka tarafta Şimanski ocağa kadar iyi iş yaptı. Öte taraftan gelen arkada yine Fred vardı. Çok etkili koşular yapan, önemli maçlarda önemli goller kaydeden. İki tane çok hücumcu bek. Dolayısıyla çok da şaşırılacak bir şey yok bence Fenerbahçe tarafında. E Galatasaray da zaten. Bir de Galatasaray'ın belki geleceğiz direkt sayıları çok yüksekti çok 29, 29 olmuştu. 29 kez yani, direkten döndü top. Çok ciddi. Galatasaray'ı da zaten hani e, kalite anlamında, 3. bölge kalitesi anlamında e, çok e, tartışmaya konuşmaya gerek yok. E, Trabzonspor e, diğer takımlar yani ilk iki bu kadar ligi domine eden takımdan sonra oyunda geliyor ama özellikle benim dikkatimi çeken Kasımpaşa. Kasımpaşa'nın ezberden çok müthiş bir kenar oyuncusu ve santrafor olmaması rağmen bu rakamı bulması çok büyük bir olay bence. Dominat. Kasımpaşa deyince de bilmem katılır mısın? Ge geçen sezonları da şöyle bir gözümüzün önüne Hı -hı. getirdiğimizde hep böyle Kasımpaşa bir tarafsa sanki o maç gollü geçecekmiş gibi bir intiba e, olabiliyor. Ki burada 60, bunu oturttular yani. 62'nin dışında 16 tane direkten dönen topları var bu sezon Kasımpaşa'nın. Yani hep hücum, ileride konumlanmaya çalışıyorlar. Serkan Reşbir'in burada bence rolü çok büyük. Çünkü olayı ileride oynamayı seven bir profil. O yüzden de teknik adamları seçerken de bu profile göre seçiyor gibi gözüküyor. Orada Aytaç'ı da tabii altını çizmek lazım. O da kariyer sezonunu geçirdi ama ben burada bir ekleme yapacağım. Tabii yani Serkan Hoca'nın çok büyük başarısı vardır. Emi'ye geçen diğer hocaların da en son Sami Hoca Hı -hı. şu an takımın başında. E, şunu söylemek gerekiyor. Kasımpaşa lige çok büyük renk kattı. Gol sayısı ama tekrar altını çizim, Dominant bir kenar ve santifor oyuncusu olsaydı. Ben mesela ilerleyen dönemde kadroyu tutup o tarz iki tane mesela örnek bir Ay. Draguş. Evet. Bu tarz çok etkili bir santrafor olsaydı bir tane de e, etkili kenar oyuncusu olsaydı daha farklı yerlerde olabileceğini düşünüyorum. 56 puanla ligi bitirdi Kasımpaşa. Beşiktaş'la aynı puanda. Beşinci sırada noktaladı İstanbul ekibi. Yani 5 puanlık bir fark var Başakşehir'le arasında. Hakikaten senin söylediğin tarzda bir iki oyuncuyla e, dördüncülük işten bile değilmiş gibi görünüyor Kasımpaşa için. En az gol atan takımlara bakalım. İlk iki sıra özellikle beni hiç şaşırtmadı hatta Konya Spor e, düşündüğümden çok gol atmış hı hı. onu söyleyeyim. İstanbul Spor 27 gol, Konya Spor 40 gol, Samsun Spor ve Pendik Spor'un 42 golü var, Antalya Spor 44 golde de. İstanbul Spor'la ilgili bilmiyorum çok ekstra konuşulacak bir şey yok var mı? Biraz erken avlattılar son haftalarda Tabii. skorları Kesinlikle. da düştü. Konya Spor 40 gol iyi atmış bence. Bence de iyi atmış. Zaten son maçta gördük. Hiçbir varlık gösteremediler. Yani Konya Spor sezon başında takım mühendisliği anlamında çok ciddi sıkıntılar e, yani çok ciddi e, sıkıntılı kararlar alınmış. Zaten sezon sonunda da görüldü. Eğer Trabzonspor ve Muhammed Tahatepe o Ankara gücün maçında 2-1'deyken o kurtarışı yapmasaydı evet. şu an Konya Spor TFF birincilik yolunu tutmuştu. Dolayısıyla bu anlamda ciddi sıkıntılar olduğu çok net yani tartışmaya kapalı. Burada Samsun Spor'un yine altını çizmek lazım. Şimdi Samsun Spor özellikle Cistol geldikten sonra iyi bir performans gösterdi. Bir ara evinde hemen hemen çok uzun süre yenilmedi. Deplasmanı da kazanamadı ama biraz tek yönlü bir oyundu. Ha, yani zaman verilse hoca ayrıldı bildiğim kadarıyla. Zaman verilse seneye daha farklı bir kadro kurulsa yani bir yerli yerinde takviyelerle daha farklı bir noktaya gelebilir miydi bilmiyorum ama Samsun Spor biraz şimdi bizim lise yıllarımıza dönelim Kerem. Şimdi o dönemki Cenk İşlerli, Serkan Aykutlu, Celil Sarlı bak Ezber'den konuşuruz evet. işte. Efendime söyleyeyim İsmet abi işte İsmet Taşdemirli falan. O kadroları hatırladığımızda, şimdi unuttuklarım varsa siz hatırlatabilirsiniz. Ali Akdeniz vardı falan. Bekler bile çok hücumcuydu. Evet, her zaman. Yani hep e, böyle nasıl anlatayım, hep böyle coşkulu bir Samsun spor izlemişizdir. Dolayısıyla Samsun Sporu o taraftarıyla o şeyle biraz daha şimdi, hücum tarafını da aslında ortaya koyabilmesi gerekiyordu. Daha böyle pozitif koyabilmesi gerekiyordu. O tarafta da daha üste çıkabilirdi. Ee, diğer tarafta da bir de belki Antalya Spor şaşırtıyor olabilir. Antalya Spor'un da kötü bir kadrosu yoktu. Samsun Spor'da Taner deplasman evet. performansı aslında. Gol sayısının bu kadar düşük kalmasında hı hı. epey etkili. Dış sahada bu sezon en az gol atan takım İstanbul Spor 13 golü var. Samsun Spor'un 14 puanı var. Ve Samsun Spor ligin en az deplasman puanı toplayan takımı. Sadece evet. 8 puan. Şimdi şurada bu tablo en azından bir taraftan da şuna bakıyorum. Yani acaba bu takımlar pozisyona girmiş, kaçırmış mı? İsabet şutları nasıl? Ciddi pozisyon sayısı nasıl? Yine liste bu şekilde. Evet. Yani Konya, İstanbul, Samsun arasında, Pendik arasında giden bir ilk dört var. Bu diğer değerlerde. Yani pozisyona da girememiş durumdalar. Onu evet. da söyleyeyim. Yani girip de kaçırma gibi bir durum da yok. E, bu ekrandaki Antalya'yı bir kenara yarıyorum. İlk dört sıradaki takımlar pozisyon konusunda da ciddi bir problem yaşadılar. İstanbulspor'un bu kadar Skor anlamında zayıf kalmasını beklemiyordum sezon başında. Bu benim için hayal kırıklığıdır ama e, tabii bütçeye bakarsak bu iş parayla mı alakalı diye baktığımızda o zaman Samsun burada olmaması lazımdı. Biraz da oraya da bakmak Doğru. lazım. Sanki biraz e, hem birazcık bütçe ama biraz daha yönetimle alakalı e, bir sorun varmış gibi gözüküyor bu sezon. İki ek yapacağım bu istatistiğe. Kayseri Spor'un da tıpkı Antalya Spor gibi 44 golü var. Alfabetik olarak bir ilk 5 çıktığı hı hı. için sistem otomatik olarak oraya Antalya Spor'u atıyor. Kayseri Spor da golünün 44 olduğunu belirteyim. Hatay Spor'da sadece 45 gol kaydedebildi. O da listede 7. basamakta yer alıyor Burada, sevgili seyirciler. Çok özledim. Buradan da şu çıkıyor. Çok ekstra bir savunma yapamıyorsanız az gol yediğinizde zaten direkt küme düşüyorsunuz. 5'in üçü evet. hüküme düştü. Hatta Hatay'ı da sayarsan son anda kurtuldu. Doğru. Dolayısıyla ama başka bir oyun oynarsanız çok iyi savunursanız belki kalma şansınız oluyor. En çok gol yiyen takımlara bakalım şimdi. En az gol atan ekipleri gördük. En çok gol yiyen takımlara baktığımızda en az gol atan İstanbulspor'un en çok gol yiyen ekip olduğunu da yine görüyoruz. 79 kez ağları havalandırdı rakipleri İstanbulspor karşısında. Pendikspor 73 Kasımpaşa Ligi 5. sırada tamamlamasına rağmen 65 puanda. Adana Demirspor zaten ligin ilk devresinde farklı bir takımla oynuyordu ikinci yarı farklı bir ekip 61 Rize Spor'u belki bu listede görenler şaşırıyor olabilir ama Rize Spor'un da iç saha ve dış saha performansları arasında acayip bir fark var İçeride Rize Spor sadece 15 gol yemiş bu çok iyi bir istatistik 19 maçta. Ama deplasmanda yediği gol sayısı 43. Ve Rize'nin bir değişim yaşadığını hatırlatalım sezon içerisinde. Yani başladıkları gibi bir süreç yaşamadılar. Sezon içerisinde oyun anlayışları değişti. Mantık olarak farklı bir oyuna büründükleri için burada aslında biraz daha sezonun başlarındaki yaşanılan problemin sancısını yaşalarak Kasımpaşa burada. İnsana şunu sorgulatıyor yani şu takım %10 %20 ya maksimum %10 hatta daha az gol yese şu an ilk üçün mutlaka içinde olacak bir takımmış. Evet. Yani bunu söyleyeyim her sene de böyle bu arada. Geride kalan sezonlara da bakıyorsun. En çok gol atanlar, en çok gol yiyenler listesinde Kasımpaşa'yı görüyoruz. Oyun anlayışı evet ama bir şekilde artık bu savunma olayını takımın da çözmesi gerekiyor. Negatif bir tabloda olmasına rağmen burada Çaykur Rizespor adına negatif bir durumdan bahsediyor olmamıza rağmen belki İç saha performansı ve oyun mantalitesiyle alakalı İlhan Palut Palut'la ilgili bir şeyler söylemek gerekebilir. Burak Kural Hoca'yı Hatay Sporlu 2. Lig'deki döneminden bu yana çok yakından takip ettiğini biliyorum. E, hakimim e, bu konuya, hakim olduğuna hakimim. İlan Hoca sence nereye doğru götürüyor kariyerini? Pozitif şeylerden de bahsedeceğiz tabii ki. Tabii. Şu resimde şunu konuşmak lazım. Büyük maçlarda fazla gol yedi. Yanlışım varsa. Doğru. O en önemli konu bence. Belki rakamlayabilirsek benim önümde Hemen şimdi söyleyeceğim. olursa. Ben anlatırken devam ederken belki e, girersin o anlamda araya. Bir Galatasaray maçı galiba 5 oldu ya 6 oldu. Kerem Demirbay'ın hat-trick yaptığı yanlışım altı varsa. 6-2. Galatasaray'dan iki maçta toplam 7 gol yedi. Çaykur Rizespor. Fenerbahçe'den toplam 8 gol yedi. İki karşılaşmada e, içeride 5-0 yenmişti Fenerbahçe. Rize'de de 3-1. O iyi bir geri dönüş vardı çok zorlu şartlarda. Beşiktaş maçlarına baktığımızda içeride 4-0 kaybetmişti Rize Spor Beşiktaş'a. ve Beşiktaş deplasmanında da 3-2 kaybetti. Yani 8, 3 7, 7, 22, gol. 22 gol yemiş sadece bu 3 takımdan. Trabzonspor karşılaşmaları ise daha iyi geçti. Karagümrük deplasmanında Rize Spor'un şöyle bir deplasman maçlarına bakıyorum. 4-7'ini görüyorum. Kara Gümrük'ten Samsun'dan 3 yediğini görüyorum. Son haftalarda Başakşehir 2, Beşiktaş 3, Pendik 2, Atay 2 şeklinde golleri kalesinde görmüş Rizespor Şimdi 58'in 22'sini sadece 3 takımdan yemiş.